Merhaba. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çok enteresan bir çıkış yaptı, bir açıklama yaptı. Sosyal medyada kaç gündür konuşuluyor. Muhtemelen gördünüz, duydunuz. Sanki tarım ve ormancılıkta, biliyorsunuz ormanlar yanıyor, tarım ne halde biliyorsunuz. Bunları konuşmamız gerekirken çıktı, konusuyla alakası olmayan bir paylaşım yaptı, bir açıklama yaptı. Dedi ki eskiden başörtülüler okulların bahçesine bile alınamıyordu. Benzeri bir şey söyledi. Bugün vatandaşa bunu soracağım arkadaşlar. Gerçekten eskiden insanlar işte bazen paylaşıyorlar. Yok askeriye giremiyorlardı, yok şöreye giremiyorlardı, yok başörtüyle ilgili sorunlar vardı falan filan. Gerçekten öyle miydi? Gerçekten eskiden başörtülü annelerimiz, bacılarımız okulların bahçesine alınmıyor muydu? Bunu soracağım. Ve anımsatıyorum hemen, bu videoların başkalarına da ulaşması için sizlerin beğenileriniz, paylaşımlarınız çok önemli. Çünkü bizim finansörümüz, bizim destekçimiz, asıl sponsorumuz sizlersiniz. Bakalım vatandaşlar neler söyleyecek. İzleyelim. Abicim merhaba, nasılsın, iyi misin? Yaşın merhaba, kaç? 29. 29 yaşındasın. Muhtemelen bundan 20 yıl öncesini falan anımsamıyorsan bile duymuşsundur. Yani. Okula başladığında, Bursa'da mı okudun, nerede okudun bilmiyorum. Annen okula götürüp götürüyordu, bilmiyorum, annen başı açık mı, aynen, kapalı mı? Kapalı. Kapalı. Peki annen okula, seni okula götürürken izin veriyorlar mıydı okula girmesine, bahçeye? Sorun çıkmıyordu değil mi? Yok, sıkıntı yoktu. Şimdi bunu niye sordum biliyor musun? Tarım ve Orman Bakanı var. Aynen, 18 yaşındayım, cebimde telefonum bile yok, çalışamıyorum. Ne güzel işte, boş ver, ne yapacaksın telefonu, zarar ya. Bir de fatura ödeyemeyeceksin sonra, borca gireceksin. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi evet abi. Dedi ki İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanı, eskiden dedi, yani AK Parti'yi kastediyor, biz gelmeden önce başörtülüler okul bahçesine bile alınmıyorlardı, giremiyorlardı. Ya şimdi abi, o zamanlar... Tarım ve Orman Bakanı'nın derdi bu mu ya? Ekonomi bu haldeyken, ormanlar yanarken, tarımda çiftçimiz, köylümüz bu haldeyken niye böyle açıklamalar yapar ya? Ne dersin? Vallahi açıkçası bana fikrimi sorarsan abi, gitsin işine baksın. Ya tamam, işine baksın da bakmıyor, geliyor böyle gündemi karıştırıyor. Tabii bize de malzeme çıkıyor aslında, biz de soruyoruz yani. Hakikaten evet, eskiden türban sorunu, başörtüsü vardı falan abi. Vardı. Yoktu, kimse inkar etmiyor. Ve bu ne zaman başladı biliyor musun? Özal'dan sonra ne Doğramacı de İhsan Doğramacı vardı, YÖK'ün başkanı. O dönemde başladı okullara alınmamaya. Yoksa eskiden üniversiteye de giriyordu, tek tük de olsa üniversiteye başörtüyle girebiliyorlardı. Sonuçta ilahiyat okuyan kızlarımız, kadınlarımız vardı. Kimse sorun çıkarmıyordu. Fakat Özal'dan sonra İhsan Doğramacı gelmişti, YÖK'ün başkanı. YÖK var biliyorsun, Yükseköğretim Kurulu. Aynen. Ondan sonra bir takım kararlar aldı, türbanlı öğrencileri almamaya başladılar. Bu ayyuka çıktı. Yoksa ne benim anneme, eşime dahil, bilmiyorum evli misin? Evliyim abi. He, evli, bilmiyorum eşin başı açık mı, kapalı mı? Kapalı. Kimse senin eşine ya da annene zorla başını açtırdı mı? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu zamana kadar öyle bir şeyle denk gelmedik. Hı. Zaten öyle bir şey olduğu an benim anneme, bir eşime uzatılan eller kırılır abi. Kırılır. Öyle bir şey olursa yok abi. Yok, yapamaz zaten. Yapamaz çünkü biz nasıl, bir Müslüman nasıl, ülkedeyiz. Ekonomi nasıl? Abi ekonomi, şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Burada askeri ücretle çalışan için zor. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bir de çalışanların %50'si neredeyse asgari ücretle çalışıyor. Aynen öyle. Ama ben ticaret yapıyorum. Benim için iyi. Ya zaten bizim için falan değil, bakmıyor. Biz genel toplumsal değerlendiriyoruz. Toplumsal abi, yani iyi kötü değil. Teşekkür. Kötüye doğru gidiyor yavaş yavaş. Hepimiz batan geminin içindeyiz. Ben batan sana o kadar. Aynen. Dümende kim var, geminin dümeninde? Herkes biliyor kim olduğunu. Söyle canım, onu söyle. Yok. Onu dillendirmek şey suç değil. Yok abi. Şöyle bir gemi var. Binmişiz. Ama gemi batarsa onlar kurtulabilir mi? Herkes birlikte. Yok yok. Kurtulur mu o gemi batarsa? Kurtulur. Kaptan kurtulur mu? Her yerde yerleri var. Bir dakika, gemi batarsa onlar kurtulur mu? Tabii kurtulur. Onlar yok, her yerde yerleri var. Abi hep beraber batacağız abi. Hep birlikte batacağız. Onlar diyor ki kurtar kendini diyor. Zor. Zor. Tarım bu haldeyken, çiftçilik, ormanlar bu haldeyken, ormanlar yanarken, çiftçilik bu haldeyken, Tarım Orman Bakanı niye böyle bir açıklama yapıyor? Niye her tarafa kamera koymuyor da yakanları tespit etmiyorlar? Neden? Sebep ne? Ya neden ki bunlar her yere kamera koyup hırsızları tespit etmiyorlar? Hırsızlar kendilerinden oldukları için mi şüpheleri var? Niye yapmıyor? Koysun kamera, mahalle arasına da koysun, caddeye de koysun, ama ormana da koysun. Niye bunları yapmıyor? Parası mı yok? Niye bunları yapmıyor da gidiyor böyle açıklamalar yapıyor Orman Bakanı? Ya bilemiyorum işte, burada da bir problem var. Yani bunlarda Tarım Orman Bakanı tarımla da ormanla da alakası olmayan biri, biliyorsun belki.
Ya şimdi mesele karıştırmayalım da. Ya karıştırma diyorsun. Karıştırma. Yani. Çok karıştırmamak lazım. Şimdi Tarım Orman Bakanlığı'na ben buradan sesleniyorum. Oraya bakarak sesleniyorum. Diyorum ki gel sana 45 dönüm bir zeytinlik var. Burada kullanamıyorum, yolunu aç. Tarım Orman yani Bakanı sen kendin kullan. Şimdi 2 yıl kullanılmayan arazileri şey yapacaklar ya. Ben kendilerine 4 yıl kullanma hakkı vereceğim. 50 dönüm zeytinliğin yolunu açamıyorlar ya. Bir arazi yolunu açtıramıyoruz. Bir dakika. Peki bu insanlar niye bu tarım yapamıyorlar? Niye ekemiyorlar? Desteği çıkmıyorlar. Gereğini yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Olay bu. Tamam. Yapsalar bak şimdi 50 dönüm zeytinliğim var. Muğla Valiliğine buradan dilekçe verdim. Mesela şuraya arazi yolu açın. Zeytinliğin var he. 50 dönüm zeytinliğin. Uzun kuru senin yani. Diyorum ki kardeşim 2 yıl yol açın, zeytinliği kullanın, karı sizin olsun. Tamam, devlete olsun. Niye yapmıyorsun? Niye millete bu arazi bu yolu açmıyorsun? Sayın arazi Tarım Orman Bakanı, açsın. Bahçeye türbanla girilir mi, girilmez mi, girilmedi mi onları bırakın da bakın. Ya işte bunlara bakacağız. Yok o başını örtmüş, öbürü açmış. Bizi ilgili onlar bizi şey yapmıyor ama milletin arazi yolunu açın, millete destek çıkın, millete yani burada koyun bakmak için, hayvan bakmak için milleti hep topladılar şehirlere. Oradan yardım verirler, buradan yardım verirler. Ya artık köylerde koyun bakacak adam kalmadı, hayvan bakacak sen adam kalmadı. Sen muhtarsın değil mi? Ne muhtarıydın hangi Kuruçeşme mali? Muhtarı. Kuruçeşme muhtarı. Diyorlar ki bazıları bu muhtarlıklar kaldırılsın artık. Kaldırılsın. Tamam. Muhtarı burada olan şeyler kaldırılsın. Ne gereği var ki? Tamam, teşekkür ederim. Yani vermesin bunlara bir şey. Ne biz ne yani. Boşuna para alıyoruz. Zaten yani. Elimizden aldı kaymakamlık yapıyor. Orada kaymakamlık yok, nüfus kayıt sistemini, şuyunu, buyunu. Hani şey E-Devlet'e yapıyor zaten. Yani öyle E-Devlet'ten yapılıyorsa. Ya biz işte gelen adres soruyor, onu getiriyor, buna yer gösteriyor. Yok caddede efendim yırtık pırtık yerleri, teşekkür ediyorum. Şeyleri yaptırıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim, hayırlı günler. Abicim merhaba, nasılsın? Merhaba abi. Gidişatı, gündemi takip ediyorsun. Ediyoruz. Malum gidişat ortada. Evet. Fakat önemli sorunlar var tarımda, hayvancılıkta, işte ormanlarımız yanıyor falan. Evet, evet. Tarım Orman Bakanı var İbrahim Yumaklı. Evet. İlginç bir çıkış yaptı. Dedi ki eskiden yani AK Parti'den önceki dönemi kastediyor. Başörtülüler, turbanlar okulların bahçelerine bile sokulmuyorlardı, alınmıyorlardı dedi. Ya ben anımsıyorum, annem okula götürdü bizi ki başı kapalıydı. Allah rahmet eylesin annem. Kimse niye başın kapalı demiyordu. Askerde keza bana gelmişlerdi yemin töreninden. Evet. Sonra gelmişlerdi. Askerinin içine sokmuştum onları. Kimse sorun yaşamamıştı. Birçok sadece benim değil birçok anne girdi. Şimdi ne diyorsun bizim Tarım Orman Bakanı'nın derdi bu mu ya? Meselesi bu mu? Tarım ve Orman İşleri'nin bakanı bu değil. İşi bu değil bir. İkincisi bunlarda biliyorsun bir Atatürk düşmanlığı var. İlla yani bunu oraya getirecekler. Yani eskiden analarımız, bacılarımız, çocuklarını okulların kapılarına kadar başörtülü getiremiyordu falan demesi. Atatürk ne yaptı bunları? Ya Atatürk işte ne yaptı abi? Atatürk artık bir şeyler söyleyeceğim de burada şeyim el vermiyor. Bunlar bunu tartışacağına Türkiye'nin gündemi belli şu anda. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim size. Şu anda Türkiye IMF'den 35 milyar dolar borç aldı. Aldı. Alıyor. Aldı veya alıyor. Alacak. Bak, nasıl alacak ama? Diyor ki bakın IMF ne diyor biliyor musun abi? Sana diyor 35 milyar dolar parayı vereceğim diyor. Tek şartla. Nedir o şart? Bununla diyor istihdam yaratacaksın diyor. 5 yıla böleceğim diyor, istihdam yaratacaksın, bu parayla diyor %50'sini mülteci çalıştıracaksın diyor. Mültecilere vereceksin, mültecilerin yani, eğitimine. Yani iki kişiden bir tanesi diyor mülteci olacak, Suriyeli olacak, Afganlı vesaire vesaire. Çok önemli biliyorum ben bunu. Bakın biliyorum. Şimdi, hem diyor senin diyor hala kara kaşına kara gözüne heves değilim diyor bu parayı verirken, bak hem faizden bu parayı bize veriyor, hem de sana şart koşuyor. Bu parayı diyor benim istediğim şartlarda kullanacaksın diyor. Bizim haysiyetsiz medya, yandaş medyalarımız da bu işi yere göğe sığdıramıyor. Sanki biz IMF'ye kendimiz borç para vermişiz gibi öyle bunu öyle ima şey yapıyorlar yani. Tabii. Bu şekilde şey yapıyor, 5 yıla diyor bunu yayacağım diyor. Bu arada 35 milyar dolar dedin değil mi? Evet. Kaybolan bir 128 milyar dolar vardı. Nereye gitti onlar? Bak ya 128 milyar buhar oldu. Milyar dolar. 35 milyar dolar almak için kapısında yatıp kalkıyor. Evet, kapısında yatıp kalkıyor. Onu da şartlı veriyor. Yani diyecek olduğum bu abi. Yani durumlar bu şekilde. Kalkıp da bir Tarım Bakanı'ndan buna yola çıkarak söyledik. O analarımızı, bacılarımızın başörtüsüyle uğraşacağına, Atatürk'le uğraşacaklarına bu ülkenin ekonomisini
hayvancılık yapanları nasıl teşvik şey yapar, onları besleriz, onun hesabını yapsın. Milletten uğraşmasını bıraksınlar. Neydi İbrahim Yumaklı? Evet. Ne tarımdan anlıyor, ne ormancılıktan anlıyor, liyakatsiz bir adam. Ya onları biliyorsun, onlar... Daha önce El Cezire'de yöneticilik yapmış değil mi? Ya onlar seçilmiş bir bakan değil ki. Onlar dayatmayla biliyorsun onun başındaki sen şuraya. O şekilde getiriyor. Bunlar yani atanmış bakan. Bunlar böyle ya, milletin seçtiği bir bakan değil ki bunlar. Yani, ama yalan değil mi? İftira değil mi? Tabii ki iftiranın... İftira haram değil mi? Günah değil mi? İftiranın iftirası. Günah değil mi ya? Atatürk'ün bıraktığı o koltuklarda oturuyorlar. Ondan sonra Atatürk'e katar bu işi, direkt Atatürk diyemiyorlar da ona katar getiriyorlar bu işi yani. Evet. Bir önceki röportajımda sordum, Sayın Erdoğan bu Ağlat'ta bir konuşma yaptı. Gördün mü muhtemelen? Gördün değil mi? Dedi ki ya artık yoksulluk, yasaklar, yokluk kalmadı, geride kaldı, geçmişe kaldı dedi, bitti dedi, yok dedi artık. Ya abi bunlar şu anda milletten dalga geçiyor ama ben size şunu söyleyeyim, şu anda bir seçim olsa, şu emeklilerin maaşına bir 3-4 bin lira bir zam yapsa, ufak tefek bir göz boyasa yemin ederim şu anda yine kafa kafaya yarışır abi bu adam. Çünkü i̇şte bizim milletimiz... O yüzden erken seçim istiyor ya bazıları, işte, olmasın. İşte bu yüzden bizim maalesef abi muhalefetimiz abi muhalefet gibi yapmıyor işi. Ne söylesek boş abi. Biliyorsun değil mi 2028'de normal koşullarda evet. Erdoğan aday olamıyor. Olamıyor ama ben erken seçim olursa... bundan da şüpheliyim. Ha. Bundan da şüpheliyim. Anayasayı değiştirmek istiyor. Anayasayı değiştirmek istiyor da anayasayı değiştirmesine gerek yok. Zaten işte anayasayı tanımıyorum diyen kendisi zaten. Anayasayı niye değiştiriyor? Ya değil mi yani? Anayasayı tanımam, anayasayı tanımıyorum diyen kendisi. Niye değiştiriyorsun anayasayı? Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Siz nasılsınız? Şimdi şöyle bir durum var. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Kendi sorunları var biliyorsunuz tarımla ilgili. Muhtemelen tahmin ediyorsunuz işte ormanlarla ilgili falan. Bunları bir kenara bırakmış. Dedi ki, paylaşım yaptı zannedersen, bir açıklama da yaptı. Eskiden, yani AK Parti'den önce başörtülüler okulların bahçelerine de alınmıyorlardı, sokulmuyorlardı. Benzeri bir açıklama yaptı. Evet. Siz yaşadınız mı böyle bir şey? Var mı? Olabilir mi? Mümkün müdür? Şimdi öyle bir şey vardı AK Parti geldikten yani sonra. Yani okulların bahçesine. Okulların bahçesinde. Okulların bahçesine. Mesela benim annem geliyordu, okula bırakıyordu beni. Kimse bir şey yok mi? Yok öyle bir şey yoktu. Benim annem de örtülüydü. Bizi gelip rahatlıkla okula kadar giriyordu. Giriyorduk değil mi? Giriyordu. Öyle bir şey yoktu. Ya her şeyi çarpıtıyorlar. Herkes kendine göre uyarlıyor bazı şeyleri. Peki Tarım Orman Bakanı'nın derdi bu mu ya? Yok bence çok saçma. Herkes kendi işiyle ilgilensin. Yani herkes kendi işiyle ilgilensin. Tarım ne halde görüyorsunuz? Hayvancılık ne halde? Yani çok zaten sebzelerin artış fiyatları yani hep bu yüzden zaten tarımcılığın azalması. İnsanlar köyleri terk ediyor, şehirlere göçüyor. Hani bu tohum yurt dışından gelen, niye biz kendi tohumumuzu üretmiyoruz? Var bizim kendi yerli ve milli tohumumuz neden var. Neden yapamıyor? Biz niye tohuma para veriyoruz? Niye başkasının tohumunu? Yani bence çok saçma, çok saçma bunlar. Nasıl görüyorsunuz gidişatı? Valla ben hiç iyi görmüyorum. İşte emekliyim, çalışıyorum, işten geliyorum. Evim kira, ev almak hayal oldu. Eşim yani, çalışıyor mu? Eşimden ayrıldım. Ha. Hani oğlumla yaşıyorum. Oğlum evlenecek, nasıl evlendireceğim diye düşünüyorum. Her şey gittikçe zorlaşıyor. Ama inşallah yani düzelir diye umut ediyoruz ama hiçbir umut da göremiyorum. Hep bir savaş halindeyiz. Niye bizi bu kadar umutsuz bıraktılar? Sorumlusu kim? Ya ama çoğu insanların böyle. Herkes umutsuz, herkes günü kurtarmaya bakıyor. Ama muhtemelen takip ettiğiniz sosyal medyadan ya da televizyonlardan görmüşsünüzdür. Sayın Erdoğan daha yeni Ağlat'ta Bakanlar Kurulu toplantısında, Ağlat var biliyorsunuz Bitlis'te. Orada topladı Bakan Kurulu, orada bir konuşma yaptı. Dedi ki yoksulluk, yokluk kalmadı artık, geçmişte kaldı dedi, bitti dedi. Yasaklar dedi, bitti dedi. Yoksulluk nasıl yok ya, nasıl yok? Yani ben şu an 12,5 bin lira emekli maaşım oldu, evimin kirası 8 bin lira. Söylesin bana, bir açıklama yapsın. Ben faturalarım var benim, işte çocuklarım var, onlarla ilgileniyorum. Yani ben geçinemiyorum. Eğer kendileri bu parayla geçinebiliyorlarsa biz de geçiniriz. Niye hep insanların üstünde yükler? Niye hep biz fedakarlık yapıyoruz? Niye? Ben de soruyorum, niye? Niye hep bizden fedakarlık bekleniyor? Bizi insan gibi yaşamaya hakkımız yok mu? Yani ben İnsan gibi yaşamak istiyorum ya. Ben de herkes çok büyük gibi. Çok lüks olmasa değil mi? İnsan yılda bir kere olsun istemek. Bir insan gibi bir tatil yapmak istiyorum. Ne bileyim yani hayata dair hayallerim gerçek olsun, bir şeylerin mücadelesini verirken hep böyle geri planda kalıyoruz. Bu talepleriniz çok
büyük istekler mi? Hayır değil, ben sadece insan gibi yaşamak istiyorum. Bu benim hakkım. Değil mi arkadaşlar? Hakkım. Vatandaşın talebi genelde böyle. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ama son soru olarak şöyle şunu soracağım. Evet. Seçimler yapıyoruz. Bu millet yetkisini verdi Sayın Erdoğan'a. Bir 5 yıl daha verdi. Bunun 1 yılı gitti. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde ekonomiyi şaha kaldırabilir mi Sayın Erdoğan? Ne dersiniz? Kalksaydı 20 yılda kalkardı. Oy vermediniz galiba ama tabii. Hayır, vermedim. Eskiden verdim, yalan değil. İlk zamanlar verdim. Güzeldi, çok güzeldi. İlk zamanlar çok destekliyordum AK Parti. Ne oldu da bozuldu? İşte bu ekonominin çöküşü, baktım her şey geriye gidiyor. Yani ben fikrimi değiştirdim sonradan. Sonradan değiştirdim erken fikrimi. Yok, ben geç uyandım. Ha, geç mi uyananlar? Ben geç uyandım. O zaman bayağı sizin bu o zaman yaşadığımız şu ben sorunlardan sizin de payınız var. Vardır muhtemelen. Muhtemelen vardır. Sorumluyum diyorsunuz. Özür dilerim herkesten. Özür dilerim herkesten. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında esas sorduğumuz gidişat. Gidişat. İşte hayvancılık ne durumda, tarım ne durumda? Fakat Tarım Orman Bakanı var biliyorsun. Evet. İbrahim İmaklı konusuyla alakası olmayan bir çıkış yaptı sosyal medyadan. Görmüşsündür belki. Eskiden başörtüler, türbanlar okulların bahçelerine alınmıyormuş, sokulmuyormuş gibi bir çıkış yaptı. Doğru, önceden vardı. Okulların bahçelerine. Evet. Senin annen sokulmuyor muydu? Bilmiyorum. Yo, sokuluyordu. Annem gayet çarşaflıydı da giriyordu da. O zaman demek ki böyle yani, bir şey yok. Ben 2001'de ilkokulumu okudum. Hani giriyordu o zamanlar, evet. Peki İbrahim İmaklı niye böyle bir şey söylüyor abi? Sen böyle, Tarım Bakanısın, Orman Bakanısın. Öyle bir bizim saçmalık. Öyle bir tarım ne halde, hayvancılık ne halde? O zaman gitsin o kendi bölümüyle uğraşsın. Değil bence mi? Hani insanların giyimine, tarzına fazla karışmasın bence ya. Nasıl görüyorsun gidişatı? Gidişat, memleket çok güzel. Ya memleketten kimsenin şeyi yok. Doğu, denizi, yeraltı, yerüstü zenginlikleri, ha, kültürü, kimsenin pahalı itirazı yok. Şimdi peki diyeceğiz, ekonomi nasıl? Ekonomi, aslında ekonomi de güzel. Nasıl güzel bir anlat bakayım. Nasıl anlatmak? Git kafelere gir, restoranlara gir, tamam, millet çayır çayır yiyor. 99'unu biliyor musun ne kadar? Yok, bakmadım. 4,5 milyon. 4,5. 4,5 milyondan 1 milyon kişinin hali vakti yerinde olsa geriye kalan 2,5-3 milyon durumu iyi olduğu anlamına gelir mi? Bu ekonominin iyi olduğu anlamına gelir mi? Hayır, gelmez. Ama sen şimdi öyle bir genelleme yaptın. Kafelere bakarak, şeylere bakarak ekonominin iyi olduğunu düşündün. Ya sonuçta bence... Ne iş yapıyorsun güzelim? Ben yurt dışında yaşıyorum, burada yaşıyorum. Ben nerede? Gurbetçi. Nerede? Fransa. Fransa'da. Evet. Fransa o zaman bizi kıskanıyor, haklılar yani. İnan ki kıskanıyorlar. İnan ki kıskanıyorlar. Yani... Abi var ya, bu Fransızlar, bu Avrupalılar bizi çok kıskanıyor ya vallahi. Hiç değilse sosyal hayatınız var burada. Ben şu kadarını söyleyeyim. Sosyal hayatımız. İnan ki gülüyorsunuz değil mi? Şu an gülüyorsunuz değil mi? Ağlayayım ben abi. Yok. Yani bu içim kana alıyor diyeyim o zaman. İnan ki biz alıyoruz. Gel abi, niye gelmiyorsun? Gel dön. Ama küçükken gittik. Şimdi çoluk çocuk da onları da. Ama küçükken gittik. Şimdi çoluk çocuk da onları da. Olsun, gelebilirsin ya. Ama hayır, gelip abi, burada ne iş yapacağım? İşte bütün mesele o. Çünkü ben orada işimi... Yok. Burada? 17.002 lira. Çalışırım. 17.002 lira ya. Çalışırım baba. 17.002 lira. Herkes nasıl çalışıyor? Soralım sen bakalım sen. Abim ne kadar alıyor? 17.000 alıyor. 17.000 lira 17 nasıl geçiniyor? Sor bakayım. Sor. Çok zor. Değil mi? Çok zor geçiniyor. Ama yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Sen de şükrediyorsun Avrupa'da. Yani, şükrediyorsun, yaşıyorsun değil mi? Ya diyor ki... Yanlış anlıyorsun. Tamam. Bir saniye, ben size söyleyeyim. Avrupa'da millet kaç para kazanıyor onu söyleyin bana. Öyle bir söyleyin o zaman. Ben Avrupa'da da yaşadım, 2 yıl İsveç'te yaşadım. Yurt dışında akrabalarım var. Ama siz İsveç'te yaşamışsınız. Bir de İsveç'te. Tamam. Dinle. Avrupa'da da durumlar kötü. Fakat bizdeki... Sen söyle ne kadar kötü olduğunu. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Sen... Bak, kötü yani... ve çok kötü. Evet. Anlatabiliyor ben... muyum? Ya... Sen orada seni, affedersin amiyane tabirle söyleyeceğim, gavur seni öldürmüyor, yok etmiyor. Burada yok oluyorsun. Zaten şu an gurbet yurt dışına giden de yok zaten. Nasıl yok ya? Kaçana giden abi. Benim 10 tane akrabam 2 sene önce geldi. 10 tane akrabam geri geldi. Geri geldi. Geri mi geldi, geri mi gönderdiler? No, yok, kendileri geri geldi. Yanlış anlama. Ne dediler biliyor musunuz? 1800 euroyu biz orada kazanacağımıza 1800 euroyu şu an inşaatta burada da aynı şekilde kazanıyorlar. Nerede? Bursa'da mı yaşıyor arkadaşlar? Bursa'da. Gel Esenevlere. Tamam. Gel Yıldırım'a. Söyle bizim gelsinler, Yıldırım'a. Anlatsınlar niye dönmüşler bana. Açık açık söylüyorum. 1800 euroyu burada da kazanıyor. Sana da tavsiyem, gel abi, dönme orada. İnşallah. Fransız gavuruna hizmet etme. Gel. İnşallah. Gel, en yakın zamanda. Değil, gel abi, gel. Oğlum ne abi? Konu işte malum. Tarım Bakanı bir açıklama yaptı. Tamam. Eskiden AK Parti'den önce. Bak okullara, okul bahçelerine, okulların bahçelerine kapalılar, başı türbanlar, başörtüler sokulmuyormuş, evet, alınmıyormuş. Aynen. Diye. Bak okul bahçelerine diyor. Benim annem giriyordu. Giriyordu. Ama tamam, alınmıyor diyor. Tarım Bakanı'nın işi bu mu?
Değil. İşi niye bunu açıklıyor? Niye böyle bir açıklama yapıyor? Niye ya? Öyle bir saçma sapan bir açıklama. Çok saçma sapan, komik bir açıklama. Tarımla ilgilense ya adam değil ya. Mi? Ya senin derdin bu mu kardeşim? Derdim o senin. Benim annem giriyordu. Tabii. Benim ben askerdeyken annemi askerin içine de soktum. Kimse aynen. Bir şey demedi. Başı kapalıydı. Başı kapalıydı. Aynen. Doğru söylüyorsun. Ya ama yani öyle bir konuyla neye ilgileniyor? Tarım Bakanı gitsin fasulyeye, ne bileyim karpuzlara şeylerle ilgilenmesin. Tohumlar kayboldu. Tohumları bulsun. Neyleri? Tohumlar. Ha, tohumlar. Milli tohumu mu? Milli tohumu. Aynen. Yani. Ne oldu? Nasıl görüyorsun gidişatı abiciğim? Gidişat iyi değil, kötü ya. Neden dersen şimdi kötü? Ben işsizdim. Yani o asker üret 17 oldu ya. Ha? İşsiz adam ne yaptın düşünsene. Alamıyorsun. Şu anda çalışıyorsun. Şu an çalışıyorum. İki aydan ama çok zorlanıyorum. Yani düşünsene. Bilmiyorum, evli misin? Değil, bekarım. Ha, bir de evli olsan. Oo, bir tık böyle. Çok kötü be. Çok kötü be. Kira mı bilmiyorsun ev kendine? Kendi evim. Allah'tan. Allah'tan. Bak bekar adam arkadaşlar. Bekar adam 17.002 liraya çok kötü diyor. Ama Fransa'dan gelen gurbetçi. Ya ben Avrupa'ya gidiyorum Bulgaristan'a ama tam ondan şükrediyor ama yani oradaki hayat bambaşka. Bulgaristan'dayım. Çifte vatandaş. O zaman senin şikayet etme. Yok gidemiyorum Avrupa'ya, para lazım işte. Euro leva var ya. Çifte vatandaşım diyor, Bulgaristan'a gideceğim ama para yok. Para yok aynen. Çok para be ya. Şaka gibisin abi. Şaka gibi. Valla neden dersen buradan bir şey... Bir şey doğdum buradan. Oradaydım. 89'da geldim. Bulgarca da biliyorsun. Biliyorum. 89'da geldim. Zorunlu göçmen. Zorunlu göçmen. Biliyorum o 89'daki olaydı. Küçüktün aynen. O zaman. Küçüktüm. 11 yaşında geldim. Todorjovkov. Todorjovkov. Kardeş sen Bulgaristan'a gidemiyorsun. Bulgarlar Edirne'ye ciğerime geliyorlar. Tamam. Çekemek istediğin bir şey var mı? Yok sağ olasın. Teşekkür ederim. Ne anlatacağım? Şimdi oğlunuz mu? Evet oğlum. Heh. Vallahi gündemle ilgili izin veriyor musunuz konuşmasına? Konuştum. Ama konu aslında anneni biraz ilgilendiriyor. Şöyle aranıza gireyim ben, çok özür diliyorum. Şöyle yüzünüzü kapatmayayım biraz, şeyde kalmayayım. Bu Tarım Bakanı var, Tarım Orman Bakanı. Kendisiyle alakası olmayan, konuyla alakası olmayan bir çıkış yaptı, gündeme geldi. Siz şimdi mütedeyyin bir insansınız. Benim eşim de kapalı sizin gibi. Annem de kapalı. Benim çocukluğumda okula götürdü annem bizi. Ve okulun bahçesine rahat rahat girebilirdi. Bilmiyorum siz okula evet. Giderken girebiliyor muydu anneniz? Okula girerdi. Evet, aynı şekilde. Başörtülü olduğu halde. Evet. Ama Tarım Bakanı dedi ki okula bile sokmuyorlardı anneleri bahçeye. Öyle bir şey oldu mu ya? Öyle bir şey olmaz. Bizim sosyoloji hocası da anlatıyordu derste. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ha. Yani kapalılıkla siyaseti, yani dinle siyaseti bir araya karıştırmamalı. Kim karıştırıyor bunu ya? Yani devlet şey olarak karıştırıyorlar. Hükümet, önceden hükümet yani. Ha. Hükümet yani şey yapıyor, karıştırıyor. Yani Atatürk niye şey yaptı? Hani niye dinle şey? Laiklik diyorlar buna. Evet işte niye dinle? Devlet işlerini ayırdı. Ayırdı yani niye? Değil mi? Çünkü hani her şeyin bir görevi var yani. Kardeşim Diyanet'e dedi ki sen bu işi göreceksin dedi. Sen de bu işi göreceksin dedi. Ama şimdi bakın hani askeri... Niye bunlar ya, nasıl bir menfaat güdüyorlar da dinle devleti birbirine karıştırıyorlar işlerini? Artık her şey değersizleşti. Artık şu başörtü önceden hani yasaktı ya. Hı? Önceden bir değeri vardı bu başörtünün. Ama şimdi artık bir değeri kalmadı. Çünkü herkes artık bir yani süs için yani kapanıyor. Evet. Kullanıyorlar. Kullanıyorlar yani. Siyasi malzeme olarak. Siyasi malzeme olarak. Nasıl görüyorsun gidişatı? Bak oğlum var. Ben umudun de var iyi mı? Görmüyorum. İyi görmüyorsun. Umudun yani var mı oğluna dair? Oğluma dair umudum var çünkü hani yok, ben... Yok, yani umudumu hepimizin umudu var da sonra umut biterse ölürüz. Ayrı mesele yani, de çocuğun için endişeleniyor musun? O anlamda soruyorum. Yani ben çocuğum için şu açıdan endişeleniyorum. Şimdi ülkemizde o kadar çok mülteci var ki ben mültecilerden yana çocuğum için endişeleniyorum. Çünkü her şeyi öncelik onlara veriyor. Şimdi şurada yani iç savaş çıksa hangi bir Suriyeli gelip bizimle savaşacak? Hepsi kaçacak, delik arayacak. Doğru söylüyorsun. Yani artık bizim onlarla bölüşeceğimiz bir ekmeğimiz onlarla... Yeter diyorsun misafirlik. Yani hani misafirlik bitti yani. Bakıyorum yani çoğu Müslümanlar, çoğu insanlarımızdan daha çok mülteciler var burada. Ama bir kesim de diyor ki onlar giderse ekonomi çöker diyor ya. Ay ne Türkiye çökmesi ya. Türkiye biter diyorlar ya. Yani o Suriyeli Afganla beslemek yerine inekle hani inek veya da hayvan beslerdi sütün kilosu şu anda etin kilosu çok daha ucuz olurdu yani. Yani... Ben şöyle söyleyeyim yani. Yani mültecilere bakacağımıza sığır yetiştirsek yani daha iyi. Sığır yetiştirsek daha iyi yani. Çiftçilik. Sadece mültecilere yardım yapılıyor. 50 milyar dolar Türkiye'deki kendi insanlarımıza yapılsa veya sanayimize yapılsa. Yani üçkağıtçı sanayicileri demiyorum, müteahhitleri demiyorum. Borçları sıfırlanıyor. Sanayicileri diyorum. Bak, sanayici ayrı miktar. Borçları sıfırlanıyor mu? Evet sıfırlanır diyor. Bak, yani şimdi devlet şeyine gidiyorsun. Kabloyu bitirelim ha. Söyle. Yani şimdi devlete gidiyorsun hani hükümet şeyine gidiyorsun kaymakamla. Ya gidiyorsun sana yardım vermiyor ama herhangi bir mülteci girdiği zaman
Ya yardım veriyorlar. Öncelik tanıyorlar. Abla partiye kayıtlısın zaten orada görünüyor. Hemen anında çıkıyor. Partiye kayıtlı değilsin. Sen... Beni zorla AK Parti'ye üye yaptılar. Zorla? Dediler ki işte sana yardım vereceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. İyi dedim, tamam dedim. Normalde CHP'li bir insanım. Abi nasıl bir şey ya? Ya zorla. Hani zorla dedim hani şey olarak. Hani, vaat ettiler de. Vaat ettiler işte. Oy verdin tabii. Oy. Oy vermedim. Vermedim. Kandırdın ya. Yani. Kandırdım hani çünkü baktım ki şey yok yani. Ay, gidiyorum mesela. Geleceği yok yani. Yarın yok geleceği. Zaten endişem var diyor yani. Geleceği yok yani. Okuyor musun? Evet. Ne olacaksın büyüyünce? Asker. Asker. Şimdi diyorken ben benim oğlum diyor ki ben diyor. Bitçi olacağım. Evet. Bitçi şimdi de. Şimdi benim oğlum şimdi benim oğlum diyor ki ben diyor üniversiteyi diyor dış ülkelerde okuyacağım diyor. Buralarda burada o bile umudunu kesti öyle. Yani. Ondan sonra mitçi falan olamazsın. Annen CHP'liymiş. O yüzden seni yapmazlar. Annesi hakikatçidir. CHP'li, MHP'li falan değil. Hakikatçidir. Hakikatçi diyor bak abi. Hakikatçi. Yani ben hakikati söylerim. Hakikatçi, hakikatçi diyor. Şey de olsa ben her zaman hakikati söylerim. CHP de olsa, şey de olsa. Ya parti tutmuyoruz ablacığım. Takım tutulur. Parti yani parti tut. Abine ben bir şey söyleyebilir miyim? Eklemek istediğim şey var mı ablacığım? Eklemek istediğim şu an. Yani artık hani yani insanlarımızın hani bu insanlar seni lider seçti. Cumhurbaşkanı'na buradan seçtim. Yani bu insanlar sana lider seçti. Bu insanlar seni Cumhurbaşkanı yaptı. Hani Suriyeliler yerine hani birazcık bizim ülkemizde bizim insanlarımıza birazcık kucak açsa olmaz mı? Tabii duyarsa olur ama gönderecek gibi görünmüyor ablacığım. Suriyeliler olmasaydı bugün asgari ücret 50 milyardı. 50 bin liraydı. Bakalım işte. Ama Erdoğan gitmek istemiyor. Anayasayı değiştirip tekrar seçilmenin yollarını arıyor. Vallahi. Devam verir misin? Hayatta vermem. Onu desteklemek lazım. MİT'çi olmak için AKP. Hayır, hayır, hayır. Ben AKP'liyim. Ha, AKP'lisin. Yok, yok, yok. Öyle bir şey yok. O senin başarına bağlı bir şeydir. Sana bir dakika, bir saniye kardeşime söyleyeyim. Ne olursan ol, ister MİT'çi ol, ister bilmem ne ol, futbolcu ol, ister popçu ol. Önce insan ol. Ne olacaksın? MİT'çi, asker. Önce insan. Önce insan. Önce adam, önce insan olacaksın. İnsan olursan, adam olursan her şey olursun. Anladın? Anladım. Derslerin nasıl? Dersleri iyi. Duydun ne olacaksın önce? Ama şöyle bir şey var adam. Şimdi. Adam olursan, insan olursan her şey olursun. Ya şöyle doğru şey sözünü var. Tutan, saygılı, büyüklerini sayan, küçüklerini seven. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Ha? Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Umutsuz insanlar yoktur, umutsuz durumlar vardır. Yok tam evet. Tersi miydi ya karıştırdım öyle bir şeydi yani. Tanıyorsun değil mi Mustafa Kemal Atatürk'ü? Evet. Kim Mustafa Kemal Atatürk? Türkiye'nin kurucusu. Kurucu lideri. Aferin. Bunu bilmeyen de yani. Yok bilmiyorlar, sevmiyorlar biliyor musun Atatürk'ü? Ya ben şunu anlıyorum bak erkeklerin var ya. Ne? Atatürk'ü sevmeyen namussuz insanlar. Bu ülkenin zamanları. Evet. Bak erkeklerin yani bir şekilde Atatürk'ü sevmesini anlayabilirim ama kadın... Yani saygı da duyabilirim işte ama kadınların yani Atatürk'ü sevmemesi gibi bir şey saçmalık yok. Neden yok? Çünkü sana yani özgürlüğü seçme, veriyorsun, seçme hakkını verdi sana kadın olarak gördüm. Sadece seçme değil seçilme. Yani seçme ya aynı seçilme şekilde. Hakkını. Şimdi Atatürk'ü kim sevmez biliyor musun? Kim sevmez ablacığım Atatürk'ü? Dinciler evet. Sevmez. Yok yani dinciler sevmiyor da hani Türkiye şeyden... Cumhuriyeti vatandaşı olan saygı duyması lazım gerçek en azından. Gerçek Müslümanlar Atatürk'ü sever. Gerçek Müslümanlar. Çünkü yani, dinler devlet işini... Mesela Yunan sevmez biliyor musun? Hani şeyler, denize döküyor için. Çarşamba olanlar sevmez biliyor. Atatürk'ü. İngiliz sevmez. Niye İngiliz sevmez? Savaştıkları için. Çünkü onları def ettik. Evet. Tamam. Araplar sevmez. Niye sevmez? Araplar gerçi hiçbirimizi sevmez de ayrı mesele. Ya Araplar zaten... Araplar. Peki bizim insanımız, Türkiye'deki insanlar niye sevmez Atatürk'ü ya? Şerefsiz oldukları için. Teşekkür ederim ablacığım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dikkat et kendine. Ben bunu demek istiyorum. Hı, söyle abi. Şimdi bir belediye başkanı, bakan veya kim yetkili biri kendi şirketleri hiç iflas etmiyor. Kendi kurdukları şirketler. Hiç iflas edeni gördünüz mü? Bir belediye başkanının şirketi iflas ettiğini gördün mü? Hep mesela 10 milyon dolar cirosu varsa 1 milyar dolara çıkarmış. İflas edip. Ama belediye başkanı bak kendisi şirketini de yönetiyor, belediyeyi de yönetiyor. Yani bir ilçeyle. Anladım. Ben sana sorumu belediye yönettiği yerlere tam dibe vuruyor. Son sorumu seninle bitiriyorum bu röportajı. Şimdi o neydi İbrahim Yumaklı Tarım Bakanı? Hı. Konusuyla alakası yok. Çıktı dedi ki eskiden yani AK Parti'den evet. Önceki dönemi kastediyor. Okulların bahçelerine başörtüler, türbanlar sokulmuyordu. Evet. Benim annem de giriyordu. Benim hanımım da rahmetli hanımım da başörtülüydü. İstediği şekilde girerdi, benim çıkardı. De, ben de. O zaman Büyük Birlik Partisi'ndeydim. Niye, Diyarbakır'da. Niye, peki bu niye? Hayır. Biz başörtülümüzle Çeçenistan'a yazıldık, Bosna Hersek'e yazıldık, Somali'ye yazıldık savaş için yani. O zaman ben gençtim.
Anladın? Buraya gidenler hep o zamanki başörtülü, inançlı insanlar. Şimdi baktığınız zaman tarikatlar mesela adam hayatında hiçbir iş yapmamış. Atadan, dededen, soyundan, sopundan bir şirketi yok. Hiç, ama bugün bakın özel helikopter, özel uçaklar bunlar nereden geldi? Senin benim paramız. Kendi şirketler değil mi ya biraz evvel? Kendi şirket. Bak vakıflara yardım et. Sen vakıflara niye yardım yapsan kardeşim? Yap bir sanayiciye. Bak kayyuma ne kadar şirket. Kendi adamlarına sanayicileri tabii, yapıyor ya. Bak ne kadar o sanayiciler sonradan çıkma sanayiciler. Bugün bir Koç gibi, bir Eczacıbaşı Sabancı gibi, bir Sabancı gibi. Veya başka şeyler bu tüpçüyü söylemeyeyim ha bu tüpçüyü söylemeyeyim. Anladın mı? Bu tüpçüyü ha tüpçüyü at bir yana. Kursa'da da var Sönmez, Çağlar evet. Falan. Bak medyayı aldılar ellerine. Niye aldı adamı? O Aydın Doğan da nedir? Adamın eline pat kodilat eden dedi 35 milyar dolar borcum var. Adam battı gidecek. Hemen medyayı teslim etti. Anladım. Yani bu işler böyle dönüyor. Kendi şirketleri, kendi aileleri kalkınır ama bu ülkeyi batırırlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar hadi. Videoyu bitiriyorum. Vatandaşa Mehdi Eker eskiden de değil mi? Mehdi Eker diyeceğim geliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuyla alakası yokken geldi böyle bir tartışma attı ortaya. Senin sorunun, Türkiye'nin sorunu, bizim sorunumuz hayvancılık, tarım niye bu halde arkadaşlar? Bunu sormamız, bunu tartışmamız, bunlara çözüm üretmemiz gerekirken geldi. Geçmişte yok şöyleydi, yok böyleydi. Geçmiş geçmişte kaldı arkadaşlar. Geleceğe bakmamız lazım. Geleceğe bakıyor muyuz? Vatandaşların tepkilerini duydunuz. Genç kardeşimizin dediğini duydunuz. Atatürk'ten kim sevmez? Neden nefret ederler? Duydunuz ne dediğini. Başka söze gerek yok. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşeceğiz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.